Tabii böyle yemek yapmakla, masa hazırlamakla çözülecek yani bu iş, öyle mi? Çözülecek, çözülecek. Çünkü bu yemeklerin hepsini Tuğçe Hanım yaptı. Hepsini kendi ellerinizle yaptınız, hazırladınız. Ben mi yaptım? Siz yaptınız ya bu yemeklerin hepsini. Ha, he. Evet, evet. He. Dediniz ya aman 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 benim sevgilim çok değerli. Ben onun için yemekler yapacağım. Ben ellerimle besleyeceğim erkeğimi. Yok, o son kelime biraz fazla oldu. Olabilir, tamam. Erkek de gelemedi. Hı, belki de gelmeyecek. Gelecek, gelecek. Gelecek, tabii ki de gelecek ama Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım, baştan söyleyeyim. Gerilmek yok, stres yok, tamam mı? Laf sokmak yok, hiçbir şey yok. Ya siz boksta onu hallettiniz zaten. Ağzını burnunu kırdın zaten çocuğun. Ne yapacaksınız daha? Canını mı alacaksınız? Tabii Tuğçe. Bak sen adaya güven. Ada kendinden çok emin. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Sen kendini adaya bırak. Tamam mı? Ada halleder. Tabii. Halledersin değil mi ada? Aa. Tabii. Hallettim, hallediyorum hala. Tabii. Tamam, tamam. Da sen Rüzgar'ı nasıl ikna ettin buraya gelmeye? ne? Ben şey dedim. Tuğçe Hanım bir organizasyon hazırlamış ama söylemeye çekiniyor dedim. Bak gördün mü? Gördün mü? Ufak yalanlarla halletmeye başlamış bile. Rahat ol. Halledecek. Yani yalancılıkta usta kendisi. Geldi. Geldi. Ada hadi kapıyı aç. Yok ya, ben açayım kapıyı, ister misin? Biliyorum, Ada açsın. Ada sen aç kapıyı. Sabahtan beri ne konuşuyoruz? Ben niye gideyim şimdi kapıyı açayım Rüzgar'a? Tamam o zaman sen de gel. Beraber açalım. Arkadaşlar hadi. Tamam biz açıyoruz kapıyı. Tamam hadi. Sağ ol Sefora'cığım. Tamam hadi. Ulan açsana kapıyı. Selam. Yine mi sen? Yine ben. Hey ya, yine ben. Yine her yerden ben çıkıyorum. Bakın Baro Bey de burada. Patron. Hoş geldiniz, gel. Hoş buldum patron. Sürpriz yaptılar herhalde. Sana da mı sürpriz yaptılar? Tabii tabii, sürpriz oldu. Bak bu masa, yemekler, her şey bana bu gece sürpriz oldu. Tabii. Tuğçe Hanım sağ olsun. Bugün kendi elleriyle yemek yapmış, yemek hazırlamış. Biz de davet etti Baro Bey'le. Aç karnımızı doyurmaya geldik. Hadi. Hadi. Gel Rüzgar, gel otur, gel. Geleyim patron. Gel buraya, gel. Gel. Hadi bakalım. Tamam, ben oturayım. Ben de oturayım. ah, ne kadar mükellef bir sofra. Harika. Tuğçe Hanım tutturdu. Ellerimle Rüzgar'a yemek yapacağım diye, kendi ellerimle diye tutturdu. Hepsini Tuğçe mi yaptı? Evet, hepsini Tuğçe Hanım yaptı. Ne güzel. Ellerine sağlık, harika görünüyor yani. Ama bana attığın yumruklardan sonra biraz ellerini dinlendirme kararı alırsın diye düşünmüştüm ben. İşte espriler, şakalar havalarda uçuyor. Güzel başladık ya şeye. Geçmiş. İyisin. Yok, iyi, şey çok yok. İyi. İyi bir şey yok. Al yanaklı, çok güzel, çok yakışmış. Bora Bey. Ne? Bir şey yapalım. Tuğçe Hanım bütün gün yemek yaptı, yoruldu, kıyamam. Biz gidelim yemekleri getirelim, hadi. Biz mi getireceğiz? Hadi biz kalkalım değil mi? Hadi. Tabii biz yemekleri koyalım, gelelim o zaman, tamam mı arkadaşlar? Peki patron, peki. Siz başlayın, biz geleceğiz. Masa, ya masa nasıl yaptınız ya? Bu yemekleri bunlar böyle. Sarmaya bayılırım, gerçekten. Daha ne kadar devam edeceksin bu oyuna? Harika bir sarma bu ya. Sana bir şey diyeyim mi? İnanılmaz bir sarma. Tadı da bir yerden tanıdık geliyor ama. Hadi bakalım. Olmaz Ada. Olmaz böyle kapı. Bak böyle kapı dinleyerek, üzerine vazif olmayan işlere karışarak insanların sorunlarını çözemezsin, tamam mı? Sen Rüzgar'ın yüzünü görmedin mi? Adam ne kadar mutsuz burada olmaktan. Senin peşinden koşmaya daha ne kadar devam edebilirim diyorum. Bu işi artık tatlıya bağlayalım diyorum. Ne? Duydunuz mu? Ne duydun mu? Duydunuz mu Tuğçe Hanım ne dedi, duydunuz mu? Ne dedi? Bu işi tatlıya bağlayalım dedi. Ay ne kadar çabuk oldu bu iş ya. Çok çabuk oldu ya. Bora Bey yaptım. Yaptım Allah'ım yaptım. Ne kadar ben ne kadar sevap point kazanan bir insanım ya. Yaptım. Sevenleri kavuşturdum. Ne güzel şeymiş kavuşmak. Şey yani kavuşturmak. Ayşe ben birden mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim, o yüzden şey oldu. Tabii.
Yemekleri götürelim, içeriye beklemesinler. Evet. Evet, yemekleri ben... Etleri tabağa koyayım ben. Koyalım. Tüm bunları sen yaptın ha. Allah duy da inanma. Tıkınmayı bırakacak mısın artık? Böyle susarak bir yere varamayız çünkü. Vallahi ben çok konuştum ama bir yere varamadım yani. Rüzgar, sana söyledim. Pozisyon boş değil diyorum. Bana biraz zaman vermen lazım, tamam mı? Halledeceğim ben. Sana biraz zaman vermem lazım. Tamam, ben bunu bir düşüneyim. Düşünüyorum, düşündüm. Vermiyorum. Vermiyorum. Rüzgar. Efendim? Benim sabrımı zorluyorsun şu an. Ah! Ben senin sabrını zorluyorum, öyle mi? Bak sen şuna ya. İlişkimiz boyunca bana köpek çeken kadın mı söylüyor bunları? Yok, ben yanlış yaptım. Kapıda seni gördüğümde içeri girmeyecektim. Gerçekten yanlış yaptım. Görüşürüz. Ya bir dakika, bir dakika dur. Nereye gidiyorsun ya? Ah. Gitme. Ellerini ellerimden, gözlerini gözlerimden ayıramıyorsun. Yoksa bu gerçek... Rüzgar, bak bana bak. Aa! Ya bırak, istemiyorum kızım. Bıraksana peşimi. Ne kızım? Ya doğuracak adamı. Nereye doğuracak? Ne bu çayla mı doğuracak? Şeytan doldurabilir. İnsanların hayatını bırak, o da o zaman adam mısın? Böyle olur işte. Karışma kimsenin hayatına. Arkadaşlar sakin olun. Yemekler geldi. Tamam. Yemek. Arkadaşlar ne oluyor sana Rüzgar? Tamam. Tamam. Sakin ol. Otur, korkma. Otur. Oturayım ya, korkutuyor beni, çok korkutuyor. Hadi oturduk. Hadi. Biz de zaten bu geçmişteki güzel günlerimizi konuşuyorduk patron. Değil mi? Ya o kadar güzelse o geçmiş, niye geçip gitmesine izin verelim ki? Niye eskilerde kalsın? Arkadaşlar, ben şimdi yemeğe başlamadan önce size kelam etmek isterim. Tuğçe, Tuğçe bırak bıçağı, sakin ol. Sakin ol. Şimdi insanlar her zaman aynı şeylerden hoşlanmak zorunda değillerdir. Tabii. Yani zaman zaman fikirler değişebilir. Asıl önemli olan bu hayat yolunda yalansız dolansız kendini ve karşındakini kandırmadan yürüyebilmektir. Değil mi Ada? Değil mi? Yalansız dolansız. Dürüstçe. Değil mi arkadaşlar? Sana çok teşekkür etmek istiyorum. Hislerimin ve duygularımın tercümanı oldun adeta. Ben de aynı fikirdeyim. Zamanı boşa geçirmenin hiçbir anlamı yok. Tabii. Zamanlar boşa geçmesin. Tabii bakın, bakın Tuğçe Hanım da değer verdi, insan için döktürmüş. Yalnız gerçekten harikaymış. Ben Tuğçe'nin böyle marifetler olduğunu bilmiyordum. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Merci. Nasıl bilmiyordunuz ya? Bora Bey'in daha evinde yaptı ya özel soslu makarnasından, harikaydı. Az şu makarna. Tabii. Makarna. Eline sağlık Tuğçe. Çok güzel olmuş. Pilav hele muazzam. Afiyet olsun Bora. Bakalım bu nasıl? Et nasıl? Ete bakacağım. Et. Et önemli. Nasıl bir et ya? Bu et nasıl bir et? Nasıl bir et? Harika bir et. Ya. Çok güzel bir et. Yani Tuğçe Hanım, size puanım 10 üzerinden 10. Vallahi 10 puan verdim size. Gerçekten number one yani. Masa düzeni olsun, şu bardakların dolduruluş şekli olsun. O kadar iyi ki her şey. Çok güzel olmuş. Şu ete bir de şey yapacağım. Harika, harika bir et. Gerçekten içinde ne varsa çok güzel olmuş, harika olmuş. Ne koydun? Şey koydum. Ne? Etin içine. Neyi koydun etin içine? Glutensiz kinoa. Aa öyle mi? Enteresan. Çok. Bana daha çok böyle bir defne yaprağı araması gibi geldi. Ne? Çok kinoayı andırmasa da. Şey, orada benim elim karışmış. Yani bana da daha çok sevgi ve yemek katılmış gibi geldi. Bana da kal geldi. Bana da gına geldi. Evet arkadaşlar, şu yemeği yesek mi artık? Yiyelim. Aşk kendi seçer. Sen...